Şimdi e, Hazalar güçlü, hakikaten çok iyi bir oyuncu. E, Valla oyuncu olmak zor iş ya. Yani yeri geldiğinde pavyon kadını olacaksın, yeri geldiğinde ev kadını olacaksın. Ne olacaksan olacaksın yani. E, şimdi tabii bir sahneden sadece bütün filmi yorumlayacak halimiz yok da. Şimdi bu ülkenin gündeminde aslında ilk bölümü çok tartışılmıştı. E, i̇lk fragmanı özür diliyorum. İsterseniz bir onu da verelim. Ondan sonra biraz bunu konuşmaya başlayalım. Sonra da zaten biliyorsunuz ülkenin geldiği pavyon hali konuşacağız. Dizi burada biliyorsunuz arkadaşlar şeyden çok eleştirildi. işte kadın cinayetlerini romantize ediyor. Aslında bu toplumun bir yarası. Bunu biliyorsunuz. Ben defalarca mesela şurada da hep söyledim. Kadın cinayetleri meselesi çok netametli bir konu her anlamda. Yani işleniş biçimi, göstermeniz fakat burada şu mesele çok önemli göz göre göre gelen cinayetler konusu Aslında biraz e, önemli işte kadın koruma istiyor verilmiyor veya çok önemsenmiyor yani adam önce tehdit ediyor ya böyle sanki şey silsilesi gibi hani önce işaretleri var sonra olayın kendisi geliyor gibi e, ve burada şunu da duydu kulaklar ve gördü insanlarda hani yok adam şey taktı kravat taktı takım elbise gitti şey yaptı giydi iyi halden işte indirim aldı falan cezadan indirim aldı gibi bunlar da gerçekleşti ülkemizde dolayısıyla ve bu da çok enteresan bir şey var ben kendim yaşadığım için söylüyorum ne zaman ki mesela kadın cinayetleri meselesini işlesem televizyonda arkadaşlar reyting düşük geliyordu. Yani bu kadınlar mesela diyelim ertesi gün çok acı gelecek ama söyleyeceğim. Ertesi gün işte et fiyatları Arttı işte çünkü Türkiye'de inek yok falan. Bu haberleri de yaptığım için biliyorum reytingler gayet iyi çıkıyordu. Yani bu kadınların bir ülkede bu kadınların daha doğrusu öldürülen kadınların bir et fiyatları kadar değeri yoktu. Ne yazık ki. Ya. Diyeceksiniz ki hala var mı? Yani tabii ki de yok arkadaşlar. Tabii ki de yok. O yüzden şimdi burada... İşi görmeden ön yargılı davranmam söz konusu değil. Hani aman romantize mi ediyordu diye. Çünkü iki örneği var enteresan bir şekilde. Kızılcık şerbeti ve kızıl goncalar. Girilemeyen alanları insanlara çok çok enteresan yöntemlerle anlatıyor. Ne yazık ki milletimiz tarihi de işte ne bileyim e, yasaları da işte yargı dizisi var. Mesela ben izlemiyorum ama işte insanlar anlatıyor reyting rekorları falan. Millet her şeyi bayılıyor dizilerden, filmlerden öğrenmeye. Niye? Çünkü öyle en kolayı. Öbür türlü okuyacak, araştıracak, fikir üretecek. Yani bir kendince analiz yapacak kafasında falan. Öyle bir şey yok. Yani şöyle bir çoğunluk var. Yani dizi de duyguyla beraber anlatınca insanlar içine giriyor. Yani bu şey gibi hani dedikodu seviyoruz diziden filmden öğreniyoruz her şeyi. Dolayısıyla eğer dizi bu meselenin üstüne gidecekse şahane. Ben gideceğine inanıyorum. Hani Yılmaz Erdoğan'ın kaleminin o kadar bir cinayeti romantize eden adam ve senarist olacağını hiç sanmıyorum açıkçası de yaptığı işlerden. Birisi demiş ki işbirliği mi diye. <laughs> keşke olsa açık açık söylerim zaten ama iş o kadar çok enteresan ki arkadaşlar bunu nasıl haber yapmazdım yani düşünsenize benim size verdiğim afiş şimdi ülke pavyon deme sebebim yani paralar, Mercedes'ler ya bu ülkede asgari ücretin gelip gelebileceği noktayla bile insanlar geçinemiyorlar ya. Ama bir taraf bunu yaşarken öbür taraf ya bırakın hani ben arabaya binmesin yaya gitsin demiyorum ki veya taş devri gibi kendi ayaklarıyla çırpınsın demiyorum ki. Ama bir tarafta maybehlerle, maybehlerle neyse biliyorsunuz benim burada meşhur muhabbetim var. Ya, hani Metin Külünge'de sormuştum. Dolarlar, üç maaşlar, beş maaşlar falan. Ha bu arada bunu çok kullanıyorum ama bu arada demeyi. Zannetmeyin ki sadece 3 maaşlar, 5 maaşlar devlette, muhalefette de var o belediyelerde. Mesela diyelim ki ben belediyede çalışıyorum ama o belediyelerin bir sürü kurumu var. Ben o yani o görevlendirme içerisinde işte bu kurumundan 3 lira alıyorsam bu kurumundan 10 lira alabiliyorum mesela bunlar da var arkadaşlar. Sanmayın ki sadece iktidarda var 3 maaşlar 5 maaşlar muhalefette de var aynısı. Bunu da parantez içerisinde size söylemek istiyorum. acaba haberi. Ülke pavyon dememin sebebi o. Birileri bas bas paraları Leyla'ya iken hesabı millet ödüyor. Hakikaten hesabı. Yani hepimiz ödüyoruz. Hesabı millet ödüyor. Az önce bunun en canlı örneğini size TRT'de gösterdim. Ödediğimiz vergiler. Yani TRT'yi biz sırtlanmışız. Düşünsenize reklam geliri bile ya değil ya. i̇nanılmaz yani, yani. Meyve halamadık ya diye. Vallahi... Buradan söylüyorum Meyve'ye geçtim arkadaşlar. Takipçi sayımızı kısa zamanda 200 bine çıkarmamız lazım. Artık yani hızlı büyü, büyü olmamız lazım. Tamam 100 bin eşiğini açtık vesaire hep beraber kısa zamanda. Ama takipçi sayımızı da 200 bine doğru götürmemiz lazım. Bu bir kaç ay içerisinde. O yüzden her türlü desteğinizi bekliyorum. Parantezi de kapatıyorum bu yönde.